Burada dula diye bir şey dediniz. Ben onu demin de bilmiyorum. Tam İlk defa duydum. evet. Soru olarak ekleyeceğim. Bu arada yorumlara da dulalar geldi ve yorumlara eklemelerini yapıyorlar. Onu Öyle bildirecektim. mi? Evet. Sağ olsunlar. Teşekkür ederim. Dula olduklarını belirtenler geldi ve şöyle bir şey de sormuştum. Yani Sinan Hocam zaten hemen söyledi. Dula nedir? Hocam bir de yani dula olduğunu beyan eden izleyicilerimizden bir tanesi bir de soru sormuş. Onu da bu açıklamanın içinde cevaplarsanız. Yani dula sorusu sorudan ziyade demiş ki erkekler, babalar doğuma girmekten utanıyorlar. Bu doğum meselesi sadece kadına has gibi duruyor. Hani bu meseleyi de hani bu yandan da açıklarsanız çok... Evet, Sinan Hocam zaten direkt tepkiyi Bu verdi. fırsat kaçar mı ya? O bu hayatta kaç kere görebilir bir erkek böyle bir şey? Yani Evet. ne bileyim, hazineyi bulmayı reddetmek gibi bir şey. O kadar güzel bir deneyim ki o yani. Çok acayip. Şimdi hocam orayı da bir açıklarsanız çok sevinirim. Zaten hocam demişti iyi ki volta atmadım o kapının önünde. Şimdi şu sondan başlayalım. Belki dulaları da size aktarırsınız Hakan Hocam. Çok Ben de değerli babalara bir soru. Hiç fark ayırmıştım etmez. Yani ikimiz de paylaşabiliriz. Biz biliyoruz artık zaten hiç konuşmadan anlaşıyoruz tabii ki ekip olarak. Şimdi tam Sinan Bey'in dediği gibi o kadar ya hocam ben böyle bir kenarda mı dursam, bir çay mı içsem, kahve mi içsem? Yani işte eğitime geldik tamam hani biraz böyle bir raconu bozduk ama hani yani ya, o kadar da değil falan tabii diyen tabii seneler içerisinde çok var. Fakat ben hiç tabii ki de bunları satın almam. Çünkü ne zaman istersen girersin, ne zaman istersen çıkarsın, nasıl bir hissin varsa, nerede yer almak istersen alırsın. Yani ben seansların içerisinde mutlaka babayla da görüşürüm. Babanın da kendine ait korkularına bir bakarım, hissiyatıma bakarım. Hep benimle doğum esnasında göz kontağı kurmasını söylerim. Hiç merak etme, ben seni hissederim. Hissettiğim zaman dışarı alırım derim ki zaten öyle olur. Çünkü gerçekten orada bir mahremiyet vardır ve bu çok önemli bir mahremiyettir. Cinsellikte çocuğu yaparken ki sürecimiz ne kadar mahrem olmalıyken, çocuğu da doğururken o kadar bir mahremiyet olmalıdır. Ve bunu sağlamaya çalışmak da doğum ekibinin görevidir zaten. Baba bu noktada doğuma hazırlık eğitimini almış bir baba bunun ehemmiyetini çok iyi bilir. Nerede duracağını ve ne yapacağını da bilir. Dolayısıyla da hani patates gibi bir yerde durmayacağı için zaten aslında o içinde olmak ve tanıklık etmekten daha üst bir role geçmekle ilgili çok ince bir çizgi Yani bu vardır. eğitimde babanın da ciddi bir rol belirlemesi söz konusu değil mi? Çok, çok kesinlikle öyle ve hatta da zaten birazdan hocam da anlatır. Bir neredeyse bir doğum destekçisi, doğum refakatçisi ki eşittir dula olarak aslında eğitimlerini görür. Ve gerçekten de ondan sonra anlar ki doğuma hazırlık eğitimi çok acayip bir dönüşüm getirir beraberinde. Çünkü aslında hayata da hazırlıktır. Ve ne yapacağını, nerede yer alacağını, nerede sürecin içinde olacağını bilir. En önemlisi doğuma girmese dahi bile beraber karar verebilme keşkesizliğine geçmesi açısından zaten çok önemlidir. Şu anda şunu söylemeliyim, yani ben aylardır, yıllardır bu konuda bakınıyorum ama hani şu şey var ya doğuma giren erkeklerin daha özel süreçlerden biraz daha eşlerinden doğum sonrasında uzaklaşabilme potansiyelleri gibi ile ilgili bir mit. Böyle bir şey hiçbir şekilde bir ne araştırması var bunun ne bir şeyi var. Yani hani belki bir iki tanesi o da ilişki dinamikleriyle alakalı olabilir. Daha önceki ilişki süreçleriyle alakalı olabilir. Olabilir. Biraz daha kendini uzak hissetmiştir. Doğum sonrası ile ilgili başka şeyler yaşanmıştır. Ama böyle bir şey gerçekten yok. Ben her doğumda bir çiftin yeni baştan aşık olduğunu gördüm. Her zaman. Hiç ilafsız, kesintisiz söylüyorum. Ama zaten bakmayın. Ben de her halükarda o aşkın içinde olduğum için. Yani o da zaten böyle bir oksitosin hormonu kokteyliyle dolu İşte oluyor. zaten hocam o değil mi? Yani bizde fizyolojide de yani doğum sırasında kadının salgıladığı oksitosin falan filan da orada ya sevdiğiniz, hatta o bir acıysa eğer o acıyı çekmesine vesile olduğunuz bir insana yanında destek olmak, yani savaş zamanı biriyle sırt sırta kurtulmak gibi bir şey. Dolayısıyla onun yaratacağı aşk bambaşka bir şey. Hormonu var, kitapta yeri var yani sevgili arkadaşlar. Aşk tazelemek için çok güzel bir yer orası. Hocam biz 12 yıldır anlatmaya çalışıyoruz ama bunu kayıttan alacağım bu cümleyi eğitime sokmazsam. Tutmuyoruz. Belki. Çok, çok memnun olurum. Ufacık da bir Vallahi katkı çok olsa ne güzel izninizle olur. sokarım. Çünkü babalara, şimdi babaların yarısı kursa zaten anne zoruyla geldiği gerçek. Yani bu Evet. mitlerden etkileniyorlar. Ne işin var orada? Ama biz onu baştan zaten rahatlatıyoruz. Yani kursta siz bir şey yapmayacaksınız. Canım diyeceksiniz, su vereceksiniz falan filan diye böyle bir kandırıyoruz onları. Ondan sonra onlara şu ana mesajı veriyoruz. Doğumun kurtarıcısı siz değilsiniz. Çok büyük gerginlik baba için. Ya karısını ve
çocuğunu bilmediği ve korktuğu halde kurtarma görevi veriyor Türk toplumu ona. O da ufacık bir şeyde doktora diyor ki karıma bir şey yap, bak bir şey oluyor, gelmedin, gittin. Hop o da gelip sezaryen yapıyor. Yapacağı bir şey yok çünkü tehdit olarak aldı diyor. İşte eğitim babayı tehdit olmaktan çıkarıyor. Bir de kursa giren babaların hepsi kendi isteğiyle doğuma girdiler ve çıktıklarında cümle şuydu: orada olmasaydım kimse bana o anı anlatamazdı. Orada olmasaydım ne kadar muhteşem işler karımın yaptığını anlayamazdım. Orada olmasaydım karıma olan 50 kat 100 kat saygım arttı. Arada 1 2 3 tane söyleyen oldu. Kadın olsaydım da doğurabilseydim diyen de oldu, itiraf edeyim. Yani 3 tane o kadar da etkilenen oldu. Zaten doğumda biz tentene temasa çok önem veriyoruz. Belki konuşuruz. Babayla da tentene teması mutlaka yaptırıyoruz ki bir bağ başlasın diye. Hı. Dula'ya geleyim mi? Lütfen hocam. Lütfen. Dula doğum destekçisi demek. Yani Türkçe karşılığı tamamen bu. Dünyadaki dulaların neredeyse hemen hemen çoğu sağlık dışı. Yani bir ihtiyaçtan çıkmış. Yunan'dan geliyor. Kadının kölesi demek. Aslında kadının yanında ona destek olan kişi demek. Bu kişilere biraz daha iyi bir eğitim, yani ilaç dışı rahatlama, kadını anlama ve ihtiyaçlarını giderme konusunda eğitim verince buna da dulalık eğitimi deniyor. Dünyada hemen hemen oturdu. Oturmasının sebebi şu: normalde en büyük ihtiyaç birebir destek kadına. Bunun ideali hastanemizdeki ebelerimizle ve hemşirelerimizle sağlanması. Ama hiçbir ülke dünyada tamamen bunu birebir karşılayacak kadroya sahip değil. O yüzden ek bir özel sektör gibi çıktı. Bu yüzden dünyada hemen hemen hiçbir maaşlı dula bulamazsınız. Hepsi ya travmatik bir doğum geçirmiştir, kimse bu travmayı yaşamasın der, ya da çok güzel, o da bizim ülkemize has, bizim eğitimlerimize gelip doğum yapanlar, ya ben güzel yaşadım, onlar da yaşasın, iki yollu girip ondan sonra kadının yanında yer almak isteyen, kadından kadına desteğin adı. Bizim ülkemize has dulalar birkaç çeşit diyebiliriz. Bir, sağlık dışı olanlar var. Yaklaşık %30 gibi grubu. Aktif çalışanlardan bahsediyorum. İki, ebe olup sistem dışına çıkan, istifa eden, hiçbir yere maaşlı bağlı olmayan ve hem ebelik hem dulalık, zaten dulalık ebeliğin içinde tanımlanmış bir şey. Bunu hakkıyla yapıp tek başına destek verenler. Hemşire grupları var dulu olan, fizyoterapistler var, psikologlar var dulu olan. Yani değişik kadrolardan gelip dulalık yapan Türkiye'de kişiler var ve oturdu da, dengeleri de oturdu, etikleri çok iyi. Hiçbir sağlık kararlarına karışmadan sadece anneyi yargısız ve yorumsuz destekleyen kişiler grubu, en fazla tercihlerini ona hatırlatan bir grup. Bunu özellikle vurguladım çünkü tıp camiası şunu zannediyor: dulalar benim işime karışır, doktorun işine karışır, anneyi fiştekler, sakın bunu yap, bunu yapma der. Dula'nın böyle bir grup şeyi yok. Anneye destek ama bazen de hatırlatma görevi var. Sağlık sistemine hiçbir şekilde karışmıyorlar. Nerede eğitim alınabiliyor bunu? Sadece sizde mi var, yoksa başka bir devlet kanalında orada burada var mı? 2010 yılında iki kurum olarak neredeyse başladı. Bir tanesi biziz. Bizimki 2 yıl süren yoğun, süpervizyonlu vesaire bir şeydi. Önce doğum hazırlık eğitimcisi oluyor. Aynı zamanda da doğum desteğini öğreniyor. Doğumun fizyolojisi vesaire. Bir kurum daha var. Onlarla beraber başladık. Şimdi online olanlar var ama onları biz çok, açıkçası hala da söylüyorum, desteklemiyorum. Çünkü dokunmadan etmeden dulalık eğitimi biraz zor. Evet. Birebir destek lazım. Kadının kendisiyle de biraz çalışması lazım. Bizi farklı kılan, dünyadan çok iyi bir doğum psikoloğunun onlara gerçekten kendini tanıtması, kendileriyle çalışmasını sağlanması. Çünkü doğum odası yargısız ve yorumsuz kalabilmek dünyanın en zor şeylerinden biri. Bunu başarabilmeleri için eğitim biraz uzun sürüyor bizde. Hocam, ben bir ekleme yapmak isterim. Bu bahsettiğiniz şey dulalar hakkında kabaca bir bilgiye sahiptik ama bu kadar ayrıntılı değil. Bazı antropolojik çalışmalarda eskiden özellikle anaerkil dönemde kabilelerde kadınların doğum yapacağı zaman belli kadınlarla, her zaman doğuma destekçi olan kadınlarla bir ayrı köşeye çekildiklerini biliyoruz doğum başladığında. Aslında bu çok kadim, bizde kalan bir geleneğin günümüze tekrardan modifiye edilme çabası gibi geliyor. Anadolu'da da var zaten. Neydi bunun adı? Bibiler dedikleri, doğumda köyde tecrübeli, yargısız, yorumsuz. Ya kim onlar? Yaparsın diyenler. Kim onlar? Oluyor diyenler. Yani sağlık sisteminden farkı bu. Sağlık sistemi çünkü ya olmazsaları düşünüyor, ya şöyle olursa, ya böyle, haklılar ve iyi ki düşünüyorlar. Ama birinin onlardan ayrılıp yaparsın demesi lazım. Ne olursa olsun destek. İşte Bibiler Anadolu'da, köy ebeleri de böyleydi. Yaparsıncılardı. O yüzden onların yanına kimseye de gerek yoktu. Ama şimdi medikalize olan bir sistemin içinde
kadının yanında birebir sürekli kesintisiz desteğe ihtiyacı var. Ebeler dernekleri de bunu savunuyorlar ve yeni bir slogan geliştirdiler. Her gebeye iki ebe diye aslında. Biri belki medikal işleri yürütürken diğeri yanında destek olsun diye. Belki Sağlık Bakanlığı da destekliyor ama ciddi bir maliyet getirdiği için henüz buna daha ulaşamadık. O yüzden de halk kendi çözümünü bulabildiği zaman dışarıda bir dula buluyor. Onu da hastaneye götürdüğü zaman güzel karşılanmak istiyor. Güzel karşılanmıyorlar yani. Evet, hayatın her alanında aslında aynı eksiğimiz var. Yani acil durum önlemi alan var, tehlikeli gediği tıkamaya çalışan var da ya nasıl yaparsın gazını veren, eğitimde de kimse yok, hayatta da kariyerde de kimse yok, demek doğumda da kimse yok. Yani biz normalini kendi başımıza öğreneceğiz diye kafamızı taşlara vura vura bu hallere geldik demek ya. Çok enteresan bir şey. Şu anda bir aydınlanma geçiriyorum. Her yerde aynı dert var.